Haber servisine yeni haberlerle yeni gelişmelerle devam edeceğiz. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Taksim Meydanı 1 Mayıs mitingi için, daha doğrusu mitingler için uygun bir alan değil. Çünkü artık e, Türkiye'de miting alanları açıklanıyor, biliniyor. Maltepe'de mesela, İstanbul'da, yeni kapıda aynı şekilde e, miting alanları var. Geniş gidiyorsunuz, geniş geniş mitinginizi yapıyorsunuz, eğlence mi yapıyorsanız eğlence yapıyorsunuz. Efendim ya da miting mi yapılacak bunu yapıyorsunuz. Girişi, çıkışı belli, güvenlikli. Efendim her türlü şey düşünülüyor. Ama Taksim gibi, Taksim Meydanı gibi, Sultanahmet Meydanı gibi, Eminönü Meydanı gibi yerlerde miting yapmak artık günümüz şartlarında çok doğru değil. Bunun da altının çizilmesi lazım girişi var, çıkışı var, turistler var efendim, trafik var. Bunun her türlü e, altyapısının ayarlanması gerekiyor. İşte bunu belirttikten sonra şimdi şimdi meselenin sıkıntılı tarafına şöyle bir bakalım. Dedik ya ilk dilimde 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı ve işçinin, emekçinin bayramını layıkıyla bayram gibi kutlamak gerekiyor. Bakın belki de Bayram anlatılırken sadece ülkemizde ve sadece 1 Mayıs'ta suratlar asılır, sertleşilir, bayram denir mesela. Oysa hani bayram sevinilecek bir şeydir. Ama böyle olmuyor. 1 Mayıs dendiği zaman işin içine zaman zaman bazı provokasyonlar da giriyor. Yıllarca hep böyle oldu. Ama neyse ki günümüzde o eski günlerden tabii ki çok uzaklardayız. Şimdi geldiğimiz noktada 58 kişi gözaltına alındı. Ve bu 58 kişinin amacı büyük şehirlerde terör üretmekti. Bunlar 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı. Peki biz nereden yapıyoruz bu çıkarımı? Terör örgütü elebaşı kendi ağzıyla söylemedi mi? 1 Mayıs'ta sokaklara çıkın diye. Terör örgütü elebaşı bunu niye söylesin? Çıkın da halay çekin mi diyor? Tabii ki hayır. Kendi teröristlerine aslında mesaj veriyor. Gidin kana bulayın diyor sokakları ve o alınan talimatla da bazı teröristler harekete geçiyor ve sempatizanları. Tabi emniyet güçleri bu noktada e, dikkatli davrandı. Şimdiye kadar gözaltılar efendim ve buna benzer operasyonlar devam ediyor. Şimdi gelin meselenin önce bir kriminal tarafına odaklanalım. Terör örgütü PKK ile terör destekçisi Dem Parti 1 Mayıs'ta sokak çağrısı yaptı. PKK ile başlarından duran Kalkan terör yandaşlarının Taksim'e yürümelerini istedi. Dem Parti çağrıya olumlu cevap verdi. Yarın ben de İstanbul'daki emekçilerle, işçilerle dayanışmak için, omuz omuza vermek için Taksim'de olacağım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti grubunda konuştu. 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız dedi. Beşiktaş'tan ve Saraçhane'den toplanarak Taksim'e yürüyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla birlikte olacağız. 1 Mayıs ile ilgili provokatif açıklamalara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap geldi. Terör örgütlerinin 1 Mayıs'ı bir eyleme dönüştürmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.